Bu bölümde figürümüze yürüme hareketi yaptıracağız. Yürüme hareketini size anlatırken 5 kare ile figürümüze bir adım attıracağım. Daha profesyonel bir çalışma için 1 saniyeye 20-30 kare sığdırarak bunu yapabiliriz. Figürlerimizin başlangıç konumlarını ayarlıyoruz. Figürümüzü yürüme pozisyonuna getiriyoruz. Kırmızı noktalar yardımı ile bunu yapıyoruz. Kırmızı noktalardan fare yardımı ile tutuyoruz. Figürümüzün kolunu, bacağını istediğimiz konuma getirebiliyoruz. Yeni kare ekliyoruz. Eklediğimiz kareleri zaman çizelgesinde kolaylıkla takip edebiliyoruz. Buradan kare sayısını görebiliriz. Seçtiğimiz kareleri sileriz, kopyalarız. Kopyaladığımız kareyi sona yapıştırabiliriz veya tekrarlatırız. Şimdi bu özellikleri uygulayarak görelim. Kare kopyalama işlemiyle seçili olan kareyi kopyalarız. Kareyi sona yapıştır ile kopyaladığımız kareyi zaman çizelgesinde var olan karelerin sonuna yapıştırırız. Kareyi sil ile gördüğümüz gibi seçtiğim kareyi siliyorum. Herhangi bir karede sağa tıkladığımda ekle, yapıştır ekle, sil seçeneklerini görüyoruz. Şimdi bu özellikleri daha net kavramanız için kareler ekleyerek her karede figürümüzü farklı konumlara getiriyoruz. Ekle dediğimizde kendisinden bir önceki kareyi çoğaltır. Fakat bunu ilk karede yaptığımızda kendisinden önce başka kare olmadığında kendisini çoğaltır. Bu özellik ile araya kare ekleyebiliriz. Sondaki karede figürümüz ekranda sağ üst köşede. Şimdi bu kareyi kopyalıyorum. İkinci karede yapıştır ekle diyorum ve gördüğümüz gibi birinci kare ile ikinci kare arasına eklenmiş oldu. Sil ile de seçtiğimiz kareyi silme işlemi yaparız. Yeni kareler ekliyoruz. Figürün bacaklarını ve kollarını biraz kapatıyoruz. Biraz da ileri taşıyoruz. Figürün bir önceki kareye göre pozisyonunu ve konumunu değiştirdiğinde görünen gölge hareketlerimi görmem açısından kolaylık sağlar. Tekrar yeni kare ekliyoruz. Figürün kolları ve bacakları tam kapalı olacak şekilde ayarlıyoruz. Yürüme pozisyonu için ayak kısmını da ayarlamayı unutmuyoruz. Ve biraz da ileri taşıyoruz. Tekrar yeni kare ekliyoruz. Figürün kollarını ve bacaklarını biraz açıyoruz. Ayaklarını ayarlıyoruz. Biraz da ileri taşıyoruz. Tekrar yeni kare ekliyoruz. Figürümüzün kollarını ve bacaklarını biraz daha açtığımızda ilk ayarladığımız pozisyona gelmiş oldu. Ve
figürümüze iki adım attırmış olduk. Tekrar yeni kare ekliyoruz. Yürümeyi görmek için sol bölümde bulunan kontrol düğmeleriyle animasyonumuzu oynatalım. Durdur ile animasyonumuzu durduruyoruz. Tekrar seçeneğini kaldırdığımızda animasyon bir kere oynar. Animasyonun oynatma hızını scroll yardımı ile ayarlayabiliriz. Figürümüzü taşa getirene kadar aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Figürün bacaklarını ve kollarını biraz kapatıyoruz ve de biraz ileri taşıyoruz. Yeni kare ekliyoruz. Daha sonra figür kolları ve bacakları tam kapalı olacak şekilde ayarlıyoruz. Biraz ileri taşıyoruz ve yeni kare ekliyoruz. Figürün kollarını ve bacaklarını biraz açıyoruz. Biraz ileri taşıyoruz ve yeni kare ekliyoruz. Yürüme işlemimiz burada tamamlanmıştır. Şimdi zıplama hareketine geçiyoruz. Şimdi sıra sizde. Anlattıklarımı pekiştirmeniz adına ekranda oynayan yürüme hareketini yapabilirsiniz. Programın varsayılan figürünü kullanacaksınız. Hatırlatmak amaçlı figürümüzün konumunu, kol ve bacak şeklini figür üzerindeki renkli noktalardan yapıyorduk. Takıldığınız yerde konu anlatımı videosunu tekrar izleyebilirsiniz.